Arkadaşlar hepinize merhaba. Tılsımların çıkmasına yaklaşık bir 6 saat kaldı. Biz de bununla ilgili kısa bir tane video paylaşmak istedik. Şimdi bize özelden yazan, gruplardan yazan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız tılsımlar hakkında işte daha önce tılsım almamış arkadaşlarımız var. Yeni başlayan arkadaşlar var. Bu arkadaşlara biz tek tek bilgi geçiyoruz fakat çok kalabalık olduğumuz için bunun yerine bir tane kısa bir video çekip bunu paylaşmak istedim. Arkadaşlarımız da bu videoyu izleyerek kısa bir sürede tılsımlar hakkında genel bir bilgi sahibi olmuş olurlar. Şimdi ilk olarak arkadaşlar köyümüze hazine kuruyoruz. Hazinemiz şu şekilde. Bu binayı kurduğunuzda bu şekilde içerisi var. İçine girdiğimizde biz şu anda hazine 20 kurduk çünkü büyük tılsıma gitmek istiyoruz. İlk yönetim binası var. Bu yönetim binasında sizin sahip olduğunuz tılsımlar gözükür. Bölgenizdeki tılsımlar kısmında size en yakın olan tılsımları sıralar. Size en yakından uzağa doğru. Burası niye kurmuş? Yakınınızdakileri görebiliyorsunuz. Düşman bölgesindesinizdir. Yanınızda düşmanlar vardır. Onlar tılsım çektiyse bunları buradan takip edebilirsiniz. Şu anda tılsımlar açılmadığı için burada bunu göremiyoruz. Ben sadece ön bilgi olarak kısa kısa göstereceğim ve bilgi geçeceğim. Hiç tılsım kullanmamış birini anlatır gibi anlatıyorum. Küçük tılsımlar kısmında arkadaşlar hazine 10 gerektiren yani bu küçük tılsımlar bölümündeki tılsımları hazine 10 kurduğumuz köye kahramanı köyden kahramanı göndererek alabiliyoruz. Bir arkadaşımızdan alırken ve burada sadece bu köyü etkiler bu tılsımlar. Ama bir de büyük tılsımlar kısmı var. Bu kısımdaki tılsımlarda tüm hesabınızı etkiler. Tüm hesap buraya çektiğiniz tılsımlar, buradan aldığınız tılsımlar sizin hesabınızdaki tüm köylerinizde aktif olur. Örnek veriyorum, asker basma tılsımı aldınız, eşsiz asker ya da büyük asker o tüm köylerinizi etkiler. Depo tılsımı aldınız, küçük depo ise o bağlı bulunduğu yani hazinenin olduğu ve sahip olunan köyde büyük tepe kurabilirsiniz. Büyükse eğer tüm hesabınızda, tüm köylerinizde depo tılsımı kurabilirsiniz. Bu kısım bu şekilde. Şimdi gelelim. Arkadaşlar tılsımlar hakkında kısaca bir bilgi geçeceğim ama ondan önce size göstermek istediğim bir şey var. Şöyle bizim bir bu natarlarda biliyorsunuz ki tılsımı biz orada atıyoruz almak için tılsımlar çıktığında. Arkadaşlar tılsımlar çıktığında gönderdiğimiz ordular biliyorsunuz her serverda bu natarlarda farklı savunma çıkıyor. Arkadaşlarımıza diyor ki ya işte bu ne kadar çıkacak? İşte benim şu ordum var alabilir miyim? Bu ordum var alabilir miyim? Şimdi burada şöyle bir şey var. Diyor ki ilk 100 ordu baz alınıyor arkadaşlar serverda tılsımın çıktığı saatteki. İlk 100 ordu baz alınıyor ve bu ilk 100 ordunun ortalaması yani toplamı diye burada yazmışız. Toplamı 550 milyon demişiz. Yani ne oluyor? En küçük ordu yani bunun ortalaması 5,5 milyon olduğu zaman çıkacak olan aşağıdaki bunlardır arkadaşlar. Eğer bunun daha azı çıkarsa 5,5 milyon ortalama altındaysa bunun yarısı çıkar. Burada gördüğünüz bu rakamların yarısı çıkacaktır. Şimdi bizim serverımıza bakıyoruz arkadaşlar. Bizim serverda şu anda benim burada göstermek istemiyorum pek. Benim serverda şu anda benim vuruş gücüm 15,5 milyon ve biz şu anda server'ın 2 gün önce görüşmüştük. 93. ordusunda zaten 5,5 milyon olduğu için bizim serverımızda çıkacak olan asker sayıları bu şekilde. Ve biz kendimizi buna göre hazırlamamız gerekiyor. Şimdi köy ne yapacaksınız? İşte köyünüzde ordu vardır. Öncelikle kahramanı ayarlayacaksınız. Şöyle bir şey var. Kahramanda arkadaşlar bakın şurada natar borazanı var şu. Bu natar borazanı ne işe yarıyor? Üzerine geldiğinizde gösteriyor. Diyor ki natarlara karşı %25 saldırı gücü. Yani ordunuz %25 daha fazla vurur. Bu olmadan kesinlikle bakın kesinlikle natarlara tılsım almak için gitmeyin. Ve normalde WoW köyü keserken, natarları keserken de biz bunu kullanıyoruz. Çünkü ordunuzu %25 güçlü kılar. Bu ikinci seviye bir natar borazanı. Mavi olandan bunun yeşil olanı da %20. Yani alabiliyorsanız mavi bir natar borazanı alın. Alamıyorsanız da bunun yeşilinden en azından şu anda %200 gümüşü alabilirsiniz.
Mesela ona da bakalım şu anda ne kadar olmuş büyük natar borazanları. Yani bu çok hızlı artar. Bakın büyük mavi natar borazanı diyor ki 5000 gümüş. Küçükleri 300-350 gümüş arasında gidiyor. Bunun ticaretini yapan arkadaşlarımız da var. Yani daha öncesinde toplayıp işte tılsım gününde bunları satan arkadaşlarımız. Bakın 2000 gümüş, 500 gümüş şu anda çok fazla olacaktır. Herkes bunları saklıyor. Planlardan şeyler plan demişim tılsımlar çıkmadan önce arkadaşlar bunu açık artırmaya koyuyorlar. Alabiliyorsanız mavi alamıyorsanız da muhakkak yeşilinden almanızı tavsiye ediyorum. Kahramanımızı nasıl düzenlemeliyiz? Arkadaşlar şu anda benim kahramanım bu şekilde ama saldırı saatinde benim puanlarım yettiği için ben savaş gücü ve saldırı bonusunu full yapacağım. Ama sizden ricam örnek veriyorum. Ne kadar saldırı gücünüz toplam diyelim. Bakın bak şurada 216 olduğu için benim ikisini de fullemeye yetecek. Ama diyelim ki 100 sizin savaş gücünüz. 100 tane burada puanınız var artırabilir. Burada şunu deneyin arkadaşlar. 4'te 1 oranında yani saldırı bonusuna 4 veriyorsanız buraya 1 verin. 100 eğer toplamında 100 verebilecekseniz buraya 80 verin buraya 20. Arkadaşlar kahraman ölmemesi için zaten üzerinde de eşyalar olacaktır. Eğer askerinizde biraz varsa zaten o tılsımı almak için yeterliyse ölmeyecektir. Yani bir 15-20'lerden sonra ölmüyordu kahraman. Kesinlikle eğer tılsım alabilecek kapasitede ordunuz varsa. Kalanınız yani saldırı bonusu. Burada önemli olan saldırı bonusudur. Çünkü orduyu güçlendirir. Burada orduya %20 saldırı vermek yerine kalkıp buradaki saldırıyı fullemeyin. Lütfen bunu yapan çok arkadaşımız var. Siz bunu yapmayın arkadaşlar. Kahramanımızı bu şekilde düzenleyeceğiz. Başlığını takacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer 20 birimin altında bir yerde size tılsım çıktıysa, turnuvanız 20 ise köyünüzde, sizin ihtiyacınız olan çizme mazmutlu çizmedir. Ben burada en kolayını arkadaşlara tarif ederken şöyle tarif ediyorum. Arkadaşım gideceğin tılsıma 10 saniye yarım yani 1 dakika geç git. Şu iki çizmeyi bir değiştir. Bir bunu tak bir bunu tak hangisinin kısa sürede gittiğini görüyorsan onunla git. Çünkü biz burada şöyle 1 dakika ile arkadaşlar eşsiz asker tılsımı kaybettik önceki serverda. Yani saldırıya 1 dakika vardı. Tam ben alacakken düşman 1 dakika önüme atmış ve tılsımı almış. Bu yüzden biraz hızlı olmalıyız ama hızlı olalım derken de kesinlikle yanlış bir şekilde askerimizi göndermiyoruz. Yani burada ben çok yani arkadaşlarımız da görmüştür. Kahramanı atmayı unutan mı ararsınız? Bancını katmaya unutan mı ararsınız? Şunu söyleyeyim, bunu da ek bilgi geçeyim. Koç başını kesinlikle koymayın, boşuna kestirmiş olursunuz. Çünkü arkadaşlar plan ve tılsımlarda kesinlikle kusur olmaz. Yani bu koç başına atarsanız siz boşuna bu köyde koç başı kaybı yaşarsınız. Sadece mancınık gönderiyoruz. Mancınık sayısı da şöyle minimum 300 maksimum 500 tane mancınık koyun arkadaşlar. 300 tane yeterli olacaktır ama sizin ordunuz kafa kafaya ise yani burada 500 maksimum mancınık koyun. 500'ün üzeri koymayın. Çünkü az önce söylediğim gibi boşuna kestirmiş olursunuz mancınıklarınızı. Ordunuzu ayarlıyorsunuz bu şekilde. İşte silahını eline vereceksiniz. Şu anda bizde yeşil birinci seviye bir tokmak sallayan tokmağı var. İkinci seviyeleri şu an çok pahalı olduğu için ben almayı tercih etmedim. Zaten ordum yeterlidir. Tılsımları detaylı anlatmadan önce ben buradaki kısa bilgileri sizinle paylaşayım. En sonunda tılsımları da kısa özetleyerek size hepsiyle ilgili kısa kısa bilgiler, işte püf noktaları nasıl kullanabileceğiniz konusunda bilgiler paylaşacağım. Mesela şimdi bir tane tokmak sallayan topuzu var. Almak isterdim ama 12.000 gümüş şu an için buna vermek arkadaşlar bence gereksiz. Diğerlerine bakalım. Şuradan hemen bir tokmak sallayan mavi olanından var mı? Hemen bakıyoruz hızlıca. Yokmuş. 12.000 gümüş de ona vermek saçma olacağı için hiç gerek yok arkadaşlar. Bu kısım bu şekilde kahraman düzenlemeyi umarım anlamışsınızdır. Eğer anlamadığınız bir kısım varsa da yorumlar kısmından bizimle paylaşarak sorarak oradan destek alabilirsiniz. Ben de oradan size geri dönüş sağlayacağım muhakkak. Kahramanımızı bu şekilde ayarladık. Giderken takabiliyorsanız de farkındalık mühimi ya da deneyim miğferi olarak adlandırdığımız miğferi takın ki kahramanınız daha çok XP alsın. Daha çok seviye atlasın.
Özelliklerini söylediğim gibi bu şekilde yapacağız. Yani burayı fulleyeceğiz. Önemli olan bizim için o saatte saldırı bonusu. Savaş gücünün 20 olması yeterlidir. Öncelikle burayı fulleyelim. Daha sonra kalanını savaş gücüne vermeye çalışalım arkadaşlar. Diğer kısma geldiğimizde burayı ayarladık. Olabildiğince arkadaşlar Natar'a göndereceğiniz yani tılsım alacağınız köyde şu anda hazinenin 20 ya da küçük almak için gerekli orduya sahipseniz hazinenizin 10, turnuvanızın da 20 olması gerekli. Ve biz biliyorsunuz ki artık serverda şöyle bir şey var. Tüm serverlarda olduğu için artık normal hastane diye bir bina var. Bu hastaneyi muhakkak kurun ki bu Natar saldırısından sonra, tılsım saldırısından sonra askerlerinizi burada da hızlı bir şekilde canlandırabilirsiniz. Yani kışlarınız dolu olacağı için kalan askeri de buradakileri de canlandırırsınız. Çift kışla basmışsınız gibi gayet hızlı bir şekilde askeriniz eski haline döndürebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim başka konuya. Pek atlamak istemiyorum. O yüzden biraz düşünüyorum arkadaşlar. Burası ile ilgili detaylı bilgiyi verdiğimi düşünüyorum. Bir de şu var. Evet. Şimdi şurada ben size bunu zaten açıklama kısmında belirteceğim. Buradaki bu asker sayıları WhatsApp gruplarında da paylaştım. Bizim bir duyuru grubumuz var. Orada da paylaştık. Çıkacak olan şu andaki savunma budur. Bunu nasıl ölçebilirsiniz? Arkadaşlar hemen geliyorsunuz. Buradan savaş simülatörü kısmı var. Savaş simülatörü kısmına geldiğinizde bakın şuraya hemen gelelim. Burada zaten askerleriniz çıkıyor. Hemen bunu çıkartalım. Ben birazdan saldırı gücünde 100 vereceğim için buraya 100 yapıyorum. Natar borazanı zaten verilmiş. Mesela diyoruz ki şuradan hemen eşsizle ilgili rakamları ben hızlı hızlı şu yan diğer ekranıma çekeceğim. Oradan hızlı hızlı gireceğim arkadaşlar. 11.931 64.23 95 84 314 62 18 66 27 35 69 1222 11. Bu şekilde hemen yazıyorum. Sur yok arkadaşlar ve buna tar askerlerine buraya 20 seviye yazmanız gerekmiyor çünkü onlarda seviye yok, zırh yok. Bakalım şöyle yapalım. 120k tokmak. Yani bunun dörtte biri de yani 30k demeyelim buna 5'te 1'i yapalım isterseniz. 25k diyelim Toyton. Bakalım yeterli olacak mı eşsiz tılsımı almak için. 500 mancınık ekliyorum normal saldırı. Burada gideceğimiz bina 20 olacak büyük tılsımı gittiğimiz için hazine 20 yapalım. Bakalım normal saldırı dediğimizde evet arkadaşlar bu tılsımı. Bir saniye burada bir hata oluştu. Arkadaşlar şu an en küçük tılsımı yazmışım. Bu da benim hatam olsun. Şöyle ölçelim. 20k tokmak. 5'te 1 oranında dersek 4k toyton alabiliyor mu? Bakın arkadaşlar. 20k tokmağınız varsa 4k toyton. Yanına 500 mancını. Kahramanınız benim gibi fullse. Yani mavi Natar borazını. Şurada içecek açılı. İçeceği kapatıyorum. Bakalım 20 alamadı şimdi. Bakın içeceği açık unutmuşuz. Ne yapalım? 25k tokmak diyelim. Bakın kahraman ölüyor. Kahramanın ölmemesi gerekiyor. Ona göre burada hesap edin. 25k'ya 6k yaptığımız zaman 5k yapalım. Tam ölçmeye çalışacağım sizin için. Bakın arkadaşlar kahramanın da ölmedi full olduğu için. Ne demekmiş yani 25k tokmak 5k toytonunuz var 500 de mancınız varsa kahramanınız eğer benim gibi bu ise küçük tılsımı alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde burada simüle ederek ordunuzun yeterli olup olmadığını inceleyin arkadaşlar. Hemen bunu da ben şu arada fotoğrafını alacağım. Bunu da arkadaşlarımıza birazdan paylaşayım gruplarımıza da. Zaten buradan video izleyen arkadaşlar da görecektir. Şöyle yakınlaştırayım. 25k tokmak, 5k toyton, 500 mancınık arkadaşlar. Bir mancınık hedefi yok edildi. Ve görüyorsunuz ki tılsımı alıp buradan döner kahramanımız. Bu şekilde buradan savaş simülatöründen verdiğim şu rakamlara göre buradan simüle edip ordunuzun hangisini alıp alamayacağını kontrol edin lütfen atmadan önce. Çünkü niye? Siz önden girersiniz, oradaki Natar askerlerini kesersiniz, temizlersiniz. Fakat örnek veriyorum kahramanınız ölür.
Örnek veriyorum, kafa kafaya ordunuz kesilir. Siz temizlersiniz. Arkanızdan düşman askerleri oraya gidip tertemiz orayı alıp geri dönebilir. Burada şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da böyle püf noktasıymış gibi paylaşalım. Örnek veriyorum, sizin ordunuz var ama uzakta bir tane bir yerde bir hazine 20, işte büyük tılsım çıktı ya da küçük tılsım, hazine 10 küçük tılsım çıktı. Hemen orada yakındaki oyunculara yazarsınız. Dersiniz ki, yani mancınınız var mı? Biz burada söylediğimiz en güzel şey, savunma oyuncuların arkadaşlar uzakta oynuyor olabilir, yakında oynuyor, orta bölge olabilir. Yani köyünde bir 300 tane mancını her zaman bulundurması gerek. Neden? Örnek veriyorum, dibinde az şey çıkıyor. Yani tılsım çıkıyor. Asker tılsımı, titan olabilir, tavıl olabilir. Dibinde tılsım çıkıyor. Oyuncuya diyoruz ki, ya köyünde mancınık var mı? Hayır, yok, ben savunma oyuncusuyum. Ya olabilirsin, bak tılsım zamanı gelmiş. Eğer sende hazine 10 olsa, 300 mancınığın varsa 100 tane bile olabilir. Biz köyü temizleyelim. Ben buradan mancınıksız orduyu gönderirim. Orayı temizlerim. Sen de arkamdan girip kahramanım ve mancınıkta hazineyi yıkarak kahraman da işte birlikte olacak. Kahraman da içerideki tılsımı alır, senin köyüne geri gelir. Sonra senden çekeriz. Yani bu da bizim daha hızlı olmamızı, düşmandan önce tılsım almamızı sağlar. Lütfen bu konuda da sizin özen göstermenizi, dikkat etmenizi istiyorum. Mesela ben yakınımdaki tanıdığım savunma oyuncuların şu anda hepsine, hatta iki tanesi 20 hazine bastık. Geri kalan bir 4-5 oyuncuya da 10 seviye hazine bastırdık. Neden? Dibinde çıkabilir. Yakınında çıkarsa ben buradan o zaman şu da var. Benim merkezim Cermen arkadaşlar. Biliyorsunuz ki burada reis dediğiniz köyün ırkı değişmiyor. Neyse, Beşik Server'da oynuyoruz şu anda. Yılbaşı özel. Ve burada her ırktan olduğu için ben merkezimi Cermen yaptım. Çünkü içecek fabrikam var. Eğer bu şekilde bir saldırı attığımda ben arkadaşlar mancınıksız sadece askeri daha hızlı şekilde gönderirim, içecek basarım. Çok az bir kayıpla orayı temizlerim. Arkamdan giren arkadaşımız da mancınık ve sadece kahraman atarak tılsım alır, kullanır. Yani bu kadar basit olur bu iş. Lütfen bu konuda biraz daha özen gösterirsek, biraz daha organize olursak daha iyi olacaktır. Şimdi tılsımlar hakkında videoyu çok uzatmayalım, yani sıkılmayın, izleyin diye. Tılsımlar hakkında kısaca bilgi: eşsiz mimar tılsım arkadaşlar ve büyük mimar tılsımları WoW için geçerlidir. Bunları kendi köyünüzde de rota kurmak ya da işte örnek veriyorum köyünüzün savunmasını, surunu güçlendirmek için alabilirsiniz. En azından ya dibin hiçbir tılsım alamadıysanız, dibinizde de mimar varsa ve ordunuzda gayet yeterli az bir kaybınız olacaksa bence mimarı alın. Çünkü gerçekten savunmaya ve köyün korunmasına çok faydası var arkadaşlar. Surunuzu güçlendiriyor, binalarınızın yıkılmasını önlüyor. Ayrıca o merkeze bir de taşçı kurarsanız çok zor binalarınız yıkılır. Bu işe eşsiz hız tılsımı tüm köylerde arkadaşlar 2x, bütün hızları askerlerinizin 2x hızlanıyor. Burası bu arada, yani ben tek tek şu an tılsımlar aklıma gelme ya da liste yapmamak için Orame, yani bizim oyun adminimizin paylaştığı detaylı tılsım rehberinden isimlere bakıyorum. Onlara göre de size açıklayarak bilgi vermeye çalışıyorum. Eşsiz hız tılsımı tüm köylerinizde arkadaşlar ordunuz 2 kat hızlı olur. 4 saatte gittiniz bir yere 2 saatte gidersiniz. Yağmanız hızlanır, bu yüzden atlı askerlerle, mesela tam şu an hatırlamıyorum ama 400 birime kadar Bozkır turnuva 20 olduğunda 27 dakikada falan gidiyor. 5x. Çok kolay asker yakalayabilirsiniz, asker kesebilirsiniz. 1 bölü 2 hızlar, 2x hızlar yani. Bu 2x hızlar da bu eşsiz hızın köy etkili olanı, yani küçük olanı. Onlar köy etkili, eşsiz hız hesap etkili. Eşsiz casus arkadaşlar, tüm köylerinizdeki casuslar 10 kat güçlü olur. Eğer köyünüzde 10K casus varsa ve karşı oyuncu size 20K bile gönderse köyünüzü göremez, çünkü bu 10K casus 100K olur. Bir de eğer bu casuslara seviye bastıysanız zırh dökümhanesinden 100K casus 120K olur. Yani köyünüze sadece 10K casus tutuyorsunuz ama 120K casus gücünde oluyor. Rakibin sizin görmesini engelliyorsunuz. Ayrıca casus tılsımlarının şöyle bir özelliği var. Köyünüze gelen saldırılarda arkadaşlar, gelen askerler soru işareti şeklinde gözükür. Yani koçbaşı mancınık attıysa, kahraman attıysa orada soru işareti olur.
Bu şekilde de saldırı alırken işte riski en aza indirmiş olursunuz. Hangi köyünüze gerçek saldırı gelindiğini görürsünüz. Eşsiz tılsımı arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Tüm köylerinizdeki tahılları yarı yarıya azaltır. Yani köyünüz 1 milyon tahıl üretiyorsa köyünüze 2 milyon asker koyabilirsiniz. Gelen askerlerin hepsi yarı tahıl tüketecektir. Bu şekilde de gayet iyi. Bu serverda özellikle Mısır olduğu için işte su işleri falan var. 2 milyona kadar tahıl çıkabiliyor köyün üretimi. Bu köylerde 4 milyon tahıllık asker basılabilir ve bu köye herkes ordusunu atar. Biz bunda genelde işte bu köye hem savunmaları atıyoruz hem de saldırı ordusu olanlar da oraya atıyor. Yani köyünde bekletip işte yakalanmaya, kesilmeye karşın orada bekletiyor ve bunun da yarı tahılını örnek veriyorum. Köyün askerleriniz ne kadar tahıl diyor sizde? 200K. Oraya atıyorsunuz, 100K'da tahıl rotası kuruyorsunuz. Böylelikle hem sizin için iyi oluyor asker, kalan tahılda da asker basmaya devam edebiliyorsunuz. Eşsiz asker tılsımı arkadaşlar tüm köylerde askerler yarı süresine çıkar. Yani 10 saniyede çıkan tokmak örnek veriyorum 5 saniye çıkar. İşte 66 saniyede çıkan Toyton 33 saniyeye düşer. Tüm köyleri etkiler. 1 bölü 2 asker de köy etkilidir. Bunun küçüğüdür. 10 hazine gerektirir ve sadece köyde bu şekilde basılmasını sağlar. Küçük tahıl. Ben büyükleri anlattığım zaman bunun aynısını küçüğe uyarlayın arkadaşlar. 1 bölü 2 tahıl mesela köy etkilidir. Aynısını köyde sadece kullanırsınız. Eşsiz tüm hesabı etkiler. 3 bölü 4 büyük tahıl tılsımı mesela tüm köylerde 4'te 3 100K'lık asker 100K tahıl değil de 75K tahıl tüketir. Bu şekildedir. Mesela eşsiz casus 10x gücü verirken küçük köy etkili casuslar 5x ya da 3x 5x olarak size yani 10K casusunuz 50K olarak köyde olur. Gelen casuslara karşı bu şekilde savunma yapar. Eşsiz sığınak tılsımı arkadaşlar sığınak tılsımları köylerdeki sığınak kapasitesini artırır. Sadece eşsiz sığınak tılsımı köyde hazine ve köşkün, sarayın vurulmasını engeller. Hazine ve bir saniye. Gelen mi kenar bu esancı inşallah kim var? Hazineyi hedef alınmasını engelliyor arkadaşlar. Sadece eşsiz sığınağın bu şekilde yani küçük sığınak ve diğer büyük sığınakların bu şekilde bir özelliği yok. Eşsiz olduğu için hazine hedef alamazsınız bu köyde. Alsanız da askeriniz vurmaz. Gelen ordu vurmaz. O yüzden bu köylere mesela eşsiz işte sığınak aldınız. Köşkü de sarayı da vuramayacağı için gelen rakip oyuncu eşsiz sığınağı reislenmelere karşı biz kullanıyoruz. Ayrıca bu köylere işte planı çekerek bu köylerde koruyoruz. Neden? Çünkü gelen ordu vuramıyor. Ama binde bir ihtimal adam bütün şansını kullanmıştır. Rastgele hedef almış gibi düşünün. Hazineyi denk getirirse tabii ki o köydeki planı ya da tılsımı da alabilir. Eşsiz şaşkın tılsım var. Şaşkın arkadaşlar şöyle. Bizim çılgın tılsımlarımız var. Küçükler. Bunlar 10 seviye. Hazine isterler ve köy etkilidir. Arkadaşlar biz bunları nasıl kullanıyoruz? Şöyle bunlar 10 seviyede hazine ister. Küçüktür fakat küçük çılgın tılsımlarımız hesap etkili etki de verebilir. Köy etkili özellik de verebilir. Ama şu var çılgın tılsımlar ters etki verebilir. Yani örnek veriyorum. Der ki 2 katı tahıl tüketimi. Yani ne olur yarı mesela normalde burada tılsımlarda 2 katı değil de yarı tahıl, eşsiz tahıl falan var ya yarı tahıl tüketimi verir. Çılgın tılsım size böyle ters etki vererek köyünüzdeki askerleriniz mesela 100K askeriniz 200K tahıl tüketir. 2 katı verebilir. Örnek veriyorum casuslarınızı 10 kat güçlendirmek, 5 kat güçlendirmek yerine der ki 10 kat daha kötü. Köyünüzde 10K casus varsa 1K casus varmış gibi savunma yapar. Ters etki de verebilir, iyi etki de verebilir. Şu var, bizim Türk oyuncularımıza öğretemediğimiz en güzel şey. Arkadaşlar bu çılgın tılsımlar aslında çok değerli. Neden değerli? Mesela benim gibi çok fazla köyünüz varsa, reisiniz varsa en küçük bir köye çekiyorsunuz yakınınızdaki. Diğer köylerden reis atarak bu köyün kültür puanını sıfıra düşürüyorsunuz. Sonra her reis attığınızda çılgın etki değiştirir.
Bireyi satarak burada doğru etki, yani istediğiniz etki, mesela 2x titanı çevirirsiniz, operasyon yaparsınız. Askerleriniz çok tahıl tüketiyorsa o gece rahat olmak için 1 bölü 2 tahıla çevirirsiniz. İşte asker basmak istiyorsanız, kış tahıllarınız boşaldıysa 1 bölü 2 hesap etkili askere çevirirsiniz. Tüm köylerinizden asker basarsınız. Yani bunu her türlü kullan. Ama bizim arkadaşlarımız ne yapıyor? Bir tane köye çekiyorlar bunu. O köyde bekliyor ki işte bana asker gelecek başkan. Ya hocam ver bunu tılsımı biz kullanalım. Hayır hocam bana içime hissediyorum. 2 gün sonra bana asker gelecek. İşte yok ben Titan'ı bekliyorum hocam. Ya kardeşim zaten bu oyunun süreceği 45 gün. Yani bu 45 gün boyunca senin buna asker gelme imkanı hiç de gelmeyebilir. Öyle bir şey var. Arka arkaya da gelebilir. Hiç gelmeyebilir. Yani oyun boyunca seni bekleyemeyiz. Ver en azından bunu bir arkadaşımız çevirsin, kullansın ve bize ordu bassın. İşte atıyorum savunma bassın. Biz bunu değerlendirelim. Ya bu köyde bu şekilde köyde tutmak inanın arkadaşlar tüm birlik ve hepimiz için zarardır. Düşmanı da kendinize güldürürsünüz. Büyük mimar tılsımı söylediğim gibi diğer eşsiz mimar tektir. Onun yerine Volk Kurmak oyuncusu eğer eşsiz alamıyorsa bu büyük mimarlardan birini almak zorundadır. Büyük hız arkadaşlar eşsizin bir alt modeli diyebiliriz. İşte hız tılsımları normal bütün köyleri hızını düşürür, askerlerin hızını yükseltir. Ama şöyle ki eşsiz 1-2x hız verirken örnek veriyorum 1,5x yani nedir? 4 saatte gideceği yeri 2 saatte eşsiz götürüyorsa askeri 3 saatte de bu büyük hız tılsımları götürür. 20 olanlar hesap etkili. Bir de bunların 2x küçükler var. Onlar köy etkili. Yani sadece köydeki o köydeki askerlerin hızını 2 katına çıkartır. Büyük depo, büyük asker, büyük sığınak bunların hepsini arkadaşlar anlattık. Bu şekilde şu anda bütün tılsımlar bunlarla ilgili işte size söyleyebileceğim işte rakip oyuncu size örnek veriyorum. Tılsım olan bir köyünden saldırı çıkar. Siz de dersiniz ki ya bu adamın zaten tılsımı var. Ben neden ki buna savunma koyayım? Arkadaşlar savunma koyun. Son 5 dakika kala o köydeki hazineyi yıkar. Başka bir köye o tılsımı çeker. Yan bir hesaba. O köye tekrardan 10 seviye hazine kurar ve sizdeki tılsımı alabilir. Biz bu şekilde çok fazla tılsım çaldık öyle söyleyeyim. Çünkü ama şu anda bunu hem neden açıklıyorum? Şu anda herkes zaten biliyor. Genelde bu oyuna yeni başlamış işte ya da uzun bir süre ara vermiş arkadaşlar bunu yapar. Biz yapmıyoruz ve yapan da çok nadir artık. Yani bu şekilde asker tılsımı ya da işte tılsım çalmak gerçekten artık daha da zor. Arkadaşlar tılsımlar bu şekilde. Kahramanınızı ayarlayın, hazinenizi, turnuvanızı ayarlayın. İşte tılsım saatinde lütfen savunma hesapları ve saldırı hesapları herkes hesabında olsun. Biz sizden örnek veriyorum bir tılsım aldık işte oraya savunma istediğimiz zaman tüm savunmanın hepsini oraya atmayın arkadaşlar. Dörtte bir ne kadar 40K savunman varsa 10K at arkadaşım. Çünkü neden? İkinci bir tılsım alınacak, üçüncü bir tılsım ve biz senden bunlar için de savunma isteyeceğiz. Sen bunlara da paylaş. Yani bir köye atıp da herkes ilk köye alınan tılsımı atarsa savunmayı, sonraki tılsımları savunamayız. Bu depo dönme kısımları var, işte asker tılsımı. Arkadaşlar asker tılsımı sıralamaya göre, yani serverdaki ordu sıranıza göre dönülür. İşte benim başkan asker tılsımını bana ver ben buradan bir ordu basayım. Ne kadar ordu var? Şu an ordu yok ama asker tılsımını verirsen 10 günde şu kadar olacak. Arkadaşım eğer yağman yoksa yani benim gibi 100 milyon 150 milyon şu anda yağman var. Ama bu kadar yağma ile bile ben 24 saatlik 48 saatlik dolduruyorum. Ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar sizden ricam bu şekilde tılsım istemeyin. Zaten eğer tılsım sizdeyse de bunu verin bize. Siz büyük ağır küçük kışla basın. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Emin olun ki asker tılsımını alıp işte 12'şer saatlik basıp bize vermeniz beni bitiriyor arkadaşlar. Yani bizi öldürmüş olursunuz. Niye? Kayıp 12'şer saatlik işte asker tılsımıyla basacağını yavaş yavaş normal senin gelen maddenle büyük ağır büyük kışla bas arkadaşım. Yani mantıklı olanı o zaten. Burada niye herkes bireysel bu şekilde senin gibi düşünse biz bu oyunu oynayamayız. Ne kadar birlik için düşünürsen, ne kadar birliğe göre hareket edersen o kadar bir oluruz. O kadar da bu oyunu kazanma ihtimalimiz artar.
Ya işte dediğim gibi az önce çılgın tılsımı alıyorsun. E verir misin? Hocam ben hissediyorum bu hafta içinde gelecek bana askere. Lan bir hafta diyorsun. Bir haftaya ben o her gün çeviririm onu askere. Yani var bizde 20 tane köy. Her gün saat başı ben onu çeviririm. 20 tane reis bassam. Saatte bir askere çeviririm. Titana çeviririm. Ben bir haftada onu ben bir aylık asker basarım. Yani ver bunu biz kullanalım. En azından yapabiliyorsan sen yap. Yapamıyorsan ver ki bunu bir ehli kullansın yani. Sen de yap. Sen de yapma demiyoruz yani. Aynı şekilde sen de bu tılsımı çevir. Reislere kullan. Tamam sana eyvallah o zaman. Doldu kıştan ağırını 24 saat. Ver başka bir arkadaşına. O da çevirsin. O da kullansın. O da 24 saat. Yani onu da bir asker tılsımıymış gibi aramızda çevirelim. Depo tılsımı çıkıyor. Hocam bana acil başkan depo tılsımı lazım. Tamam verelim. Üretimlerin kaç? Benim tahılları 11 döndüm. 12 dönmek için depo yok. Depoyu bekliyorum. Ya arkadaşım benim köyüm tahıllarım 17 dönülmüş. Şu anda eksi 600K tahıl ben. Yani saatte 600K içerdiğim bütün köylerim tahıl üretimi yetmiyor. Yağmayla çevirmeye çalışıyoruz ki. Benim gibi olan bir sürü oyuncu var. E biz tarlaları 17 dönmüşüz. 18 için depo tılsımını bekliyoruz. Ya da atıyorum WoW hesabı var. Önce WoW hesabını alıp plan köylerini hazırlaması lazım. İşte atıyorum merkezini. Her şeyi hazırlaması lazım ki artık bundan sonrası plana hazırlık, WoW hazırlık süreci başlıyor. Bunları hazırlamamız lazım. O yüzden lütfen anlayış gösterin. Trip atıp oyunu bırakmak saçmalıktır arkadaşlar. Çocukluktur. Yani işte bana depo tılsımını 4 gün sonraya yazmışsınız. Ben bu oyunu silerim. E sil abi o zaman. Çık. Gerek yok. Çünkü sen zaten bencilsin yani. Birlik için de hareket etmiyorsun. Kendin için hareket et. Askerin yok, asker tılsımı istiyorsun. Depon yok, depo. Bu biraz sitem oldu ama yani oyunda yazamadıklarımı artık buradan söylemiş olayım ben. Arkadaşlar hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi yorumlar kısmında en azından sorunuz yoktur tamam. Eli abi ekleyeceğiniz bilgi yoktur. Orada kısa bir bilgi paylaşsanız, kısa bir temenni paylaşsanız o bile bizim için bir şevk oluyor yani bizi mutlu edersiniz. Bu arada yani gerçekten 203, 2000, 3000 kişi siteye günlük uğrayan yani kanala günlük uğrayan sayısı fakat abone sayısı 220'lerde bu çok düşük. Lütfen gizli gizli videoları izlemeyin. Abone olarak bize de destek olun. Biz de sizin için daha fazla içerik hazırlayıp daha güzel videolar hazırlamaya çalışalım. Hepinize teşekkür ederim tekrardan. Umarım akşam en güzel tılsımlar bizim olur. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Kılıcınız keskin, yağmanız bol olsun arkadaşlar.